günler akıllı tercih başlıyor. Yine sorularınız çok. Hepsini topladım. Konuklarımla konuşacağız. Biliyorsunuz bu yıl meslekler ne hale dönüşüyor sorusunun peşinde koşturuyoruz. Çok sayıda sektör yaptık. Videoları da çok izliyorsunuz sevgili arkadaşlarım, aileleri. Çok teşekkür ediyorum öncelikle ilginize. 29 Temmuz'a kadar her gün bu çalışmamıza devam edeceğiz. Çok da önemli olduğunu düşünüyoruz. İş bulma kaygısıyla yapılacak tercihlerin çok objektif olmayacağına inanıyoruz akıllı tercih olarak. O yüzden biraz vizyonumuzu genişletmek istiyoruz. Tabii ki tercihlerle ilgili sorulara da cevaplamaya devam edeceğiz. Yanında çok kıymetli isimler var. Celil Hocam'ı çok iyi tanıyorsunuz. Sayın Celil Vardar, eğitim danışmanımız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Güzel program, bol soru, beraberiz. Ayağınıza sağlık. Genç ama çok büyük bir grubun CEO'su bir konuğum var. Fatih Uysal, Kariyer.net CEO. Kariyer.net 25 milyon özgeçmişin olduğu bir platform arkadaşlar. İş dünyasına dair son verileri soracağız size. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Acaba bu 25 milyon özgeçmişten hani iş bulan nasıl bulunuyor? Hangileri daha önde? Hangi sektörlerde daha çok aranıyor? Önümüzdeki döneme dair Kariyer.net CEO'sunun öngörüleri ne? Hepsini bu ekranda bugün bulacaksınız. Akıllı tercih başlasın. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz hani arada özel haberler yapıyoruz. Kıvanç Gülmez, Serdar Yiğitol çok çalışıyorlar bu konuyla ilgili içerik üretmek için. Bugün de bu iş dünyasına dönük çok güzel bir haber çalışmamız var. Önce onu da izleyelim. Ardından o kadar çok soru topladım ki hepsini peş peşe uzmanlarımıza soralım. İnsan Kaynakları Departmanı işletmelerin ihtiyacı olan insan kaynağını, eğitimlerin ve yönetim süreçlerini yöneten çok yönlü bir disiplin. Şehir efsanelerinin aksine son maaş bodrosunun alındığı yer değil sadece. İK Departmanı'nın günümüzde teknolojiyle uyumlu olarak yapılabilecek işler için kendi başına zaman harcamaması gerekiyor. İnsan kaynakları alanını seçecek olanlar muazzam bir teknolojik kullanımı, yazılım ve performans yönetimi sistemlerine hazır olmalı. İK'nın özellikle Türkiye'de bir diğer fonksiyonu da belirli kurallar dahilinde işe alım, performans yönetimi ve çalışan mutluluğunu yönetmesi. İK bu yönüyle mevcut kuralları çok iyi uygulayarak asla geleceğin mesleği olmayacak. Bu sebeple meslekte değişim kapıda. İK çalışanları yetenek avcısı olmak zorunda kalacak. İK'nın Türkiye'de son zamanlarda başarılar elde ettiği ve tüm dünyada çok önem verilen alanlarından biri de yetenek avcılığı. Gelecek vadeden ışıl ışıl parlayan elemanları kapan, yeteneği fark eden insan kaynakları turnayı gözünden vuracak. İK temsilcisi geleceğin kültür elçisi olmaya kendisini hazırlamalı. Farklı öğrencilere tamamen karşılık beklemeden eğitimler ve aktiviteler sunmak, kişisel gelişimlerine yardımcı olmak başarının anahtarı olacak. Yenilikçi, özgür ve teknolojiyi takip eden mezunları görebilen İK uzmanları tercih nedeni olacak. Doğru vizyona ve başarılı kültür elçilerine sahip olan şirketler de çok fazla yetenek çekebilecek. Big Data, sosyal medya optimizasyonu, takım oyunu ve yönetim becerisi alanlarında gelişim şart. Robot yazılımlar, akıllı sensörler ve yapay zeka küresel işbirliklerine sebep olurken, İK sektörünü de derinden etkileyecek. Çalışanların bu sıra dışı teknolojiye, hıza, değişime adapte olmaları ve eğitimleri İK sorumluluğunda olacak. Meslekte elbette robotik teknoloji, yazılımlar olacak. Ama kuruluşlar ve İK liderleri, görevleri makinelere ve robotlara devredip büyük verilere hakim olmak yoluyla bu değişime yanıt verecek. Şimdi insan kaynakları ile ilgili çok güzel bir toparlama bu. İnanılmaz da bir Kariyer.net sitesi var. Aslında bu iş bulma sitesi, kariyer sitesi ama sadece firmalarla iş arayanları buluşturmuyor. Aynı zamanda firmalara nasıl eleman alacağını öğretecek bilgiler de bloklarında yapıyorlar. İş arayanlara da nasıl daha kolay iş bulursun ya da mevcut işlerdeki tüm dataları paylaşıyorlar. Bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum bu işin. Hı hı. Çünkü artık devir sayıların, bilgisayarların, internetin devri Fatih Bey. Doğru. Yani sizin alanda mesela 25 milyon özgeçmiş
müthiş bir data. Hı hı. Şu andaki verileri tabii paylaşacağız sizinle bugün. Mesela hangi sektörlerde ne kadar iş aranıyor, işçi arıyor, ne kadar profil iş arıyor, ayda ne kadar ise başvuru oluyor? Şöyle bir toparlar mısınız bize? Tabii ki memnuniyetle. Hı hı. Biraz hani tam sorduğun soruya cevap vermeden önce biz çok kısa hani Kariyernet'in büyüklüğü aslında sektör açısından çok önemli. Bizdeki veriler genelde hani öncü gösterge olarak kabul ediliyor. Biz işte işsizlik verileri açıklamadan önce kendi istihdam iş ilanı sayılarına bakarak belirli tahminlerde bulunuyoruz. Bunu üniversiteler alıyorlar, kendi araştırmalarında kullanıyorlar. 20 yıllık bir firma, 4 kişiyle başlamış, startup olarak başlamış ama artık 20 yıl hani kurumsallaşmış ama hala startup olarak çalışmaya çalışan bir firmayız. 9 farklı platformda faaliyet gösteriyoruz. Hem işte mavi yaka segmenti hem beyaz yaka segmentinde. Dediğiniz gibi muazzam bir trafik var yönetmeye çalıştığımız. Yani yaklaşık 25 milyon CV'ye sahibiz. 94 binin üzerinde şirkete hizmet veriyoruz. Baktığınız zaman da Kariyernet üzerinden sadece Kariyernet'te her ay yaklaşık 11 milyon iş başvurusu gerçekleşiyor. İnanmıyorum. Bu yaklaşık her gün 350 bin iş başvurusu demek. Dolayısıyla da hani hakikaten bu anlamda bakıldığında muazzam bir trafik. O yüzden de hani bizim şimdi birazdan bahsedeceğim istatistik veriler biraz hani Türkiye'deki sektörün ve hani istihdamın nereye gittiğiyle ilgili veri olarak kabul edilebilir. Çünkü büyük bir datadan bahsediyoruz. Bize bu ekrandan akıllı tercih 14 yıldır hep datalarla konuşuyoruz. Bilimsel rehberlik yapmaya çalışıyoruz ve bunu çok önemsiyoruz. Mesela çok son veriler nasıl? Hangi sektörlerde ne kadar kişi aranıyor vesaire, öyle şeyler paylaşır mısınız? Tabii ben ilan rakamları bizim için çok önemli. Yani yeni açılan ilan. Bizde yaklaşık bir ilan 30 gün yayında kalıyor. Ve de tabii ki yeni ilan açılması sektördeki istihdamdaki hareketliliği gösteriyor. Eğer açılması yani 94 bin tane firma size üye. Evet. Bunlar eleman ihtiyacı olduğu zaman size ilana çıkıyorlar. Aynen öyle. Şu anda ilk sırada 2019'un ilk 6 ayına baktığımızda en fazla yayınlanan ilan. Birinci sırada tekstil var. Yaklaşık 12.500 ilan yayınlanmış. İlk 6 ay rakamını söylüyorum. İkinci sırada bilişim var. Ki bilişime birazdan daha detaylı girmek isterim. Evet. Çünkü çok önemli. Mesela tekstil, Kariyernet 20 senedir tekstil bir şekilde ilk onda yer alıyordu ama bilişim öyle değil. Bilişim son 1-2 senenin sektörü. Ve hani bazen 1 oluyor, bazen 2 oluyor. Şunu tahmin ediyorum ben açıkçası. Hani yakın süre içerisinde çok daha açık farkla biz bilişimde daha fazla ilan yayınlandığını göreceğiz. Birazdan daha detaylı gireriz. Üçüncü sırada üretim endüstriyel ürünler var. 10.208 ilan. Sonra, o da güzel habermiş. Üretim devam ediyor o zaman. Evet. İlk 6 ayın toplam rakamlarına bakıldığında doğru. Şuna baktığımızda da 2018'in son 6 ayı bizim için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Ağustos ayı gibi ciddi bir problem yaşandı Türkiye'de. Dolayısıyla özellikle devalüasyonla başlayan. Dolayısıyla biz kendi verilerimizi karşılaştırırken hareketliliği 2018'in son 6 aylık periyoduyla 2019'da nasıl bir değişim var diye bakıyoruz. Bu ikisini karşılaştırdığımızda da 2019'un ilk 6 ayında özellikle turizmde çok ciddi bir atak olduğunu görüyoruz. Evet, %26. Yazla birlikte. Hem yaz olması hem geçen sene yaşanan bazı problemlerin ortadan kalkması, özellikle Rus turizminin çok ciddi anlamda artması. Hani rekorlar kırılıyor Antalya'da, sürekli okuyoruz medyada da. Turizm %26'da birinci sırada. İkinci sırada perakende geliyor. Perakende sektörü de. Bu da aslında hani genelde görmeye alışık olduğumuz, çok fazla çünkü yeni şirketin kurulduğu bir sektör ve ilanlara da yansıyor. Üçüncü sırada eğitim aynı şekilde geliyor. Şunu da söylemek lazım, yine hani Haziran ayına biraz daha 6 aylardan bahsettim ama Haziran ayı olarak bakarsak da Haziran ayında Mayıs ayına göre %5'lik bir artış var. Yeni iş ilanı olarak bakıldığında bu da iyi bir bizim haber. İçin haber. Evet. Çünkü biliyorsunuz hani işsizlik %14.1 Türkiye'de. Genç işsizliği biz çok konuşuyoruz. Mart itibarıyla bizdeki rakamlar Haziran. Haziran'da biraz daha yani ileri pozitif anlamda bir değişiklik oldu. İnşallah böyle gitsin. İnşallah böyle gider aynen. Evet. Celil Hocam, şimdi biz hep konuşuyoruz sizinle yıllardır. Şimdi son dönem bu programları niye yapıyoruz? Çünkü son dönem sadece tercihler iş bulup bulmamaya, KPSS'ye girip girmemeye, atanıp atanmamaya göre yapılır oldu. Bunu da riskli ve gençlerimiz için çok daraltıcı bulduğumuz için özellikle bu konuyu gündeme getirmek istiyorum. Siz ne diyorsunuz hocam? Yani siz şimdi binlerce öğrenciyle görüşüyorsunuz. Bu dönem çok iletişiminiz oluyor. Kendi kurumunuzun çok öğrencisi var. Robotları kullanıyorlar. Bu iş kaygısı
biraz kısıtlamıyor mu gençleri? Bence bu konuda artık bir bakış açısı değişikliğinin yaşanması gerekiyor. Hı-hı. Yani bundan 10 sene, 15 sene önce belki bunlar doğru şeylerdi ama dünyada artık işte 100 senede bir çağ değişmiyor. 200 senede bir çağ değişiyor. Evet. Bu bakımdan bu çocuklar geleceğin insanları olacaklar. Geleceğin iş hayatında olacaklar. Dolayısıyla biz bunlara gelecekle ilgili perspektif çizerken bugünün kafasıyla, dünün kafasıyla yol göstermeye çalışmamalıyız diye düşünüyorum. Hı-hı. O zaman yanlış yapıyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızın ve çocukları yönlendiren arkadaşlarımızın, anne babaların artık geçen programda da gündeme getirmiştik. Gerçekleştirilmesi yasal olarak çerçeve sınırlanmış olan işte hekimlik gibi, avukatlık gibi, hemşirelik gibi gibi bazı alanların dışındaki bir bölümden mezun olan arkadaşlarımız artık mezun oldukları alanın dışında bir yere de kendilerini bulabilecekler iş hayatında. Buna alışık olmak lazım. Yani zihinsel olarak buna kafayı alıştırmak lazım. Evet. Yani inşaat mühendisinden mezun olmuş gidip herhangi IT'de bir bilgisayar firmasında çalışabiliyor. Evet. Dolayısıyla bunların ille de ben mezun olduğum alandan bir iş peşinde koşmalıyım biçimindeki anlayışın çok da doğru olmadığını, olursa tamam bulabilirsen eyvallah ama ille de onun için kendimizi öldürmenin de bir alemi olmadığını artık hı-hı. insanların kabul etmesi gerekiyor. Yani ben eğer gerçekten üniversiteli olarak okumuşsam, bana verilen akademik altyapının dışında kendimi geliştirmişsem, hayata kendimi hazırlayabilmişsem, iş hayatına atıldığım zaman işverenlerin artık parametreleri değişti. Evet, soracağım birazdan. Yani şimdi ne arıyor, ne istiyor işverenler? Yıllardan beri kullandığım bir parametre var ve bana çok ilginç geliyor. İlk söylediğim zaman da bana kızdılar. Böyle şey olur mu canım falan dediler hatta. Hı-hı. Hani bazı okulların böyle lobileri var ya. İlle de şuradan mezun olma şartı. Yok böyle bir şey artık. Evet. Çünkü globalleşme çağında yaşıyoruz artık. Dolayısıyla şu ya da bu üniversitede mezun olmak önemli değil. Bireyin üniversite okurken ya da ondan önceki süreçte kendine ne kattığı, kendini nasıl hazırladığı önemli. Şimdi Yağmur da bize kızmış. Tamam, kendine bir şey kat diyorsun da diyor. Ne katayım diyor. Şimdi değil diyorsun. Tamam o çok klişe oldu diyor. Şimdi dili bir daha söylüyorum Yağmur. Hani İngilizce zaten hani bu artık teknoloji okumak için, iletişim için İngilizce hani öğrenin demek evet klişe ama öğrenin. Yanına da bir doğu dili ekleyin. Teknoloji okur yazar olun. Ne katayım başka diyor. Evet, şimdi burada işte hı. aslında çok anlamlı bir soru, yerinde bir soru. Bence burada üniversitelerin de artık bunu gündemlerine alması gerekiyor. Üniversite yani, biraz gençlerin gelişinde hocam. İş hayatına insan hazırlayan üniversitelerin bu çocukları sadece akademik olarak altyapılarını sağlamakla yetinmemeliler. Ya bu çocuklar hayatta neyle karşılaşacaklar? Hangi başka donatılara ihtiyaçları varsa o donatıları kazanacakları ek dersler, seçmeli dersler, kulüpler, şunlar bunlar kurmalılar. Sadece şimdi çocuklar kendilerini geliştirmek isterlerse üniversitelerde kulüplere başvuruyorlar. Evet. Kulüplerin çerçevesi ne kadarsa o alanda kendilerini geliştiriyorlar. Oysa bunun üniversiteler tarafından ciddi olarak planlanıp çocukların kariyerlerinin gelişimi için akademik altyapının yanında mutlaka destekleyen bir çalışma olarak hatta belki evet. zorunlu olarak yapılmalı bu. Yani üniversitelerin bu gündemine girmeli. Şu anda itiraf etmeliyim ki üniversiteler sizin de ifade ettiğiniz gibi hayatın biraz gerisinde sanki bu anlamda evet, baktığınız bu anlamda. Zaman. Biz arkadaşlarımıza bu sene yeni bir şey daha söylüyoruz. Diyoruz ki girdiğin okul hangisi olursa olsun hemen gidiyorsun kariyer merkezine okulun. Kariyer merkezinde çok sayıda sertifikasyon programı oluyor. Ekstra ücretsiz mesela iletişim dersleri veriyorlar ve bunun gibi çalışmalar yapıyorlar. Onları da takip ediyorsun. Çok önemli. Şimdi Fatih Bey de Boğaziçi Üniversitesi işletme mezunu. BÜMET'in de başkan yardımcısınız. Şimdi mezunlar dernekleri de çok önemli. Hani BÜMET'e de buradan teşekkür edelim. Sizin iletişimi onlar kurdular Boğaziçi Üniversitesi. Şimdi iki sorum var. Birincisi hocamın dediği gibi alan dışı yani işveren diploma ve üniversite mi istiyor ilk sırada? Hı hı. Ne istiyor? İkincisi de bu hani tecrübesiz, şimdi arkadaşlarım yakınıyor. Diyor ki ben yeni mezun olmuşum, tecrübeli eleman istiyorlar. Ben ne yapayım diyor. Hı hı. Gerçekten öyle mi? Tecrübe hani şey mi, fark mı attırıyor? Ne diyorsunuz? Şimdi ilkini söyleyeyim. Özellikle hani işveren ne bekliyor yeni mezun adayından? İşveren diploma tabii ki hiç önemsiz demek. Şimdi şey olur, doğru olmaz ama en büyük gerek şarttır bizim mezun olduğumuzda, ben 99 mezunuyum Boğaziçi'nden. Hani o döneme göre veyahut da ondan önceki döneme göre şu anda önem önceliği çok azalmış durumda. Yaptığınız yetkinlikler diplomanın önüne geçmiş durumda. Şu anda yani yazılım bilen bir mezunun hangi üniversiteden mezun olduğu hiç önemli değil. Çünkü bu hani İngilizce biliyorsanız bunu nerede öğrendiniz nasıl önemli değilse, önemli olan konuşabiliyor musunuz ise
Yazılımda da çok aynı şey mevcut. Yani bunu Boğaziçi'nde mi öğrendiniz, ODTÜ'de mi veyahut da işte Sakarya Üniversitesi'nde mi? Hiç problem değil. Yazabiliyor musun, yazamıyor musun? Dolayısıyla işverenler artık yetkinlikleri şeyin daha fazla önüne koyuyor. Üniversite diplomanın. Diplomanın önüne koyuyor. Ne yapabilir bu kişi diye bakılıyor. Hı hı. Eskiden bu böyle değildi. Daha fazla diploma öndeydi. Özellikle hani ben de sonuçta bir aynı zamanda işveren kategorisinde biz de işe alım yapıyoruz. 400 kişiye yakın bir çalışanımız var Kariyernet'te. Yani en çok baktığımız ve bakılan şeylerden birisi kendini geliştirmeye açık mı? Çünkü şimdi şöyle hocam daha iyi bilir. Bir üniversite öğrencisi mezun olana kadar birinci sınıfta öğrendiği bilgiler artık güncelliğini kaybediyor. Dolayısıyla siz işte işletmeden mezunsunuz. Birinci sınıfta, ikinci sınıfta öğrendiğim bilgiyi gideceğim bir şirkette uygulayacağım diyorsanız maalesef öyle bir dünya yok. Çünkü geometrik bir şekilde, exponential dediğimiz şekilde büyüyor. Evet, bilim. Çok hızlı. O yüzden de hani 3 gün önceki bilgi bile çok daha geçmişte kalabiliyor, yeni bir şey öğren. Bunu yapmanın da tek şeyi öğrenmeye açık olmak. Yani girdiğiniz zaman siz bir kapalı kutu musunuz yoksa işte her an yeni bir şey öğrenmeye kendinizi aç tutuyor musunuz? Böyle bir tutkunuz var mı? En çok mülakatlarda anlamaya çalışılan bu. Yani kendini geliştirmeye açık mısın? Buraya geldiğin zaman ben sana yeni bir bilgi verdiğim zaman sen bunu alabilecek misin? İşe tatbik edebilecek misin? Ve de şu da önemli. Hani hali hazırda üniversite öğrencileri izlediği için programımızda gerçekten şöyle görmeleri önemli. Yani üniversiteye girmek doğru, gerekli ama yeterli değil. Üniversite periyodunu da farklı şeyler, kendini zenginleştirmek için kullanmak lazım. Bu bir öğrenci kulüp faaliyeti olabilir. Orada sonuçta ben de işte Boğaziçi'nde en çok çok faal olarak işletme kulübünün üyesiydim, başkanlığını yaptım. Çok şey kattı bana çünkü orada işte iş dünyasında aslında rastlayacağım birçok problemi, çözümü ben orada daha çok deneyimledim derslerden ziyade. Dolayısıyla bir öğrenci kulübünde bulunmak çok önemli. Herhangi bir sosyal, bir sivil toplum örgütünde çalışmak da bu kapsama girebilir. Bir dil öğrenmek de bu kapsama girebilir. Veyahut da siz herhangi bir bölümden mezun olabilirsiniz ama bir yazılımla ilgili bir şey yapmanız zaten bu en çok size katkı sağlayabilecek bir şey. Dolayısıyla da o 4 senelik periyodu ve tabii söylemeyi unuttum, staj da aynı şekilde. Yani bir mezun mülakata girdiği zaman en çok sorulan şey işte sen 4 üzerinden 4 ortalamayla mezun olduğundan ziyade ne yaptın? Yani bu 4 seneyi nasıl geçirdin? Çünkü o 4 ilk üniversite sınavında başarılı oldun. Bir üniversitede okumaya hak kazandın. Sonra ne yaptın? Sonra bıraktın. Hani kitabı bir kenara bıraktın. Kitabı şey olarak mecazi anlamda kullanıyorum. Hani beyniyi kapatıp sonra 4 sene boyunca orada sadece eğlence mi? Yoksa bir şekilde kendine bir şeyler katmaya çalıştın mı? Bu ille de işte bir şey öğrenmek de değil, bir faaliyette bulunmak, aktif olmak. Yani aktif olmak çok kritik. Çünkü iş dünyasına girdiğinizde de sizden aktif olmanız bekleniyor. Yani pasif bir kenara çekildim. Tembelliği kimse istemez. Evet, niye para versin? Yani şu andaki özellikle iş dünyasında açık iletişim, paylaşım bunlar hani en çok kullanılan jargonlar. Hani ben köşeye oturdum sadece önüme gelen şeyi bir yere fotokopi yani teksir ettim falan gibi bir şey yok. Öğrenmeniz, paylaşmanız, takım oyununa yatkın olmanız gerekiyor. Takım oyununa yatkın olduğunuzu göstermeniz için de takım oyununun oynandığı yerlerde bulunmanız. O yüzden öğrenci kulüpleri ve STK'lar önemli. İkinci sorunuza geleyim. Tecrübe önemli mi? Şimdi o birazcık açıkçası biz Kariyernet verilerine baktığımızda bir kısmı da yani şehir efsanesi olduğunu da söylemem lazım. Hiç kim, yani herkes böyle genelleme anlamında şu söyleniyor. Herkes tecrübeli arıyor. Hayır. Herkes tecrübeli aramıyor. Birçok bankanın, birçok şirketin işte management trainee dediğimiz yönetici geliştirme programları var. Ve özellikle de tecrübesiz alıyorlar. İlaç sektörü özellikle tecrübesiz alıyor. Biz gelen ilanları biliyoruz çünkü bizden istiyorlar. Evet, çünkü çok şu, büyük bölümlerden sizde. İşte şu kişilere ulaşabilir miyiz, nasıl ulaşırız diye. Dolayısıyla da bence yani iş arama sürecinde olan kişilerin şundan kaçınması lazım. Bu insanı aşağı çeker. Türkiye'de işsizlik çok fazla. Evet. Sen bir şey yapabilir misin? Hayır. Tecrübesiz insan aranmıyor. Tecrübeli insan da aranıyor. Doğru. Ama tecrübesiz insan da aranıyor. Dolayısıyla hani bunu bir şekilde ön yargılar ve bahaneler insanı hiçbir şekilde yukarıya taşımaz. Evet. O yüzden de hani orada yapabileceğiniz bir şey yok çünkü. Yani yapabilecekleriniz üzerine uğraşmanız lazım. Yapabileceğiniz şeyler de eğer hakikaten iş arama süreciniz uzuyorsa o da mesela kendinize bir şey katmak için bir süreç olarak düşünmek lazım. Yani sadece 2 yıl boyunca iş aradığınız ve başka bir şey hiçbir şey yapmadıysanız kayıp.
Bunun uzayabileceğini düşünüp eğer bir şeyi öğrenmeye devam ediyorsanız işte örneğin kodlama, bu sizin bir iş arama, iş bulma ihtimalinizi yükseltir. İki, sizi bir şekilde meşgul tutar. Çünkü iş arama süreci insanı biraz hani çok uzadığı zaman haliyle psikolojik olarak etkileyebilecek bir şey. Başka bir meşguliyet olması lazım ki siz kendinizi hem biraz güncel tutun, hem başka bir uğraştığınız konu olsun, hem de değeriniz, hani bizim eskiler altın bilezik der, altın bilezik takmaya sürekli devam etmek çok önemli. Yani bu sürekli gelişim. Z kuşağı, buna mecbursunuz. Önemli. Zaten çok uygunsunuz. Çok daha bilgen. Yani Y kuşağı da yani herkes için geçerli. Herkes belki için şu anda biraz daha fazla. Şimdi üniversite yerleşik arkadaşlarım. Bizim kuşak baby boomer kuşağı ama biz hala uğraşıyoruz. Şimdi bakın Celil Hocam 48 yıllık eğitimci arkadaşlar. Düşün nasıl bir tecrübe. Bilgisayarı hepimizden iyi kullanıyor. Sayıları hepimizden iyi değerlendiriyor. Bize getiriyor, paylaşıyor. Bunların sonu veri değerlendiriyor. Sonuç çıkarıyor, bizimle paylaşıyor. Demek ki hocam bunun sınırı yok. Yaşı vesaire yani, yok. Yürekle ilgili bir şey bu. Heyecanla tabii, ilgili bir şey. Öğrenmeye devam. Yani, evet. Hiç bitmeyecek. Sorulara döneceğim ama bilişim ilanları arttı mı? İnanılmaz arttı. İkinci sırada dediniz. Hani evet, onu ilk 6 ayda. Şimdi bilişim ilanları şu açıdan önemli. Biz arkadaşlara diyoruz ki kodlama öğrenmek zorundasın. İşte kod dili artık sohbette dedi ki Fatih yabancı. Bey artık İngilizce gibi bir dil olarak kabul ediliyor. Yani o dille konuşmayı ve anlamayı öğrenmen gerekiyor. Çok önemli. Arkadaşım da diyor ki ya Türkiye burası ya. Kodlama hayır, o kadar da değil diyorsunuz. Ama değil, bakın şimdi ilanlar artmaya başlamış 2019'da. Yani 2023-24'te düşünün artık. Şunları söyleyeyim. Hı hı. Mesela bu özellikle hani daha çok genç dinleyici olduğunu da evet, göz önüne alarak da söylüyorum. 2010 yılından bugüne bilişim alanında yayınlanan ilanlar 3 katına çıkmış. Başka hiçbir sektör 3 katına çıkartmadı. Yani 9 evet, yıl içerisinde 3 kata çıkmış. İş başvuruları 4 katına çıkmış. Özellikle bilişim pozisyonuna başvuranların %70'i 30 yaş ve altında. Hani demin söylediğiniz soruya, hani tecrübesiz aranmıyor vesaire. Hiç tecrübenin önemi yok. Eğer bilişimle ilgili, yani yazılım biliyorsanız, isterseniz 20 yaşında olun, isterseniz 18 yaşında olun. Yaş hiç önemli değil. Çünkü çok büyük ihtiyaç var ve açık her var. Her sektörde değil her mi? Her sektörde şöyle de bir durum var. Demin de yani bu Endüstri 4.0 sonuçta büyük veriyle ilgili. Büyük veri sadece tek bilişimle ilgilenen internet platformlarının uhdesinde olan bir konu değil. Her şirketin artık veriye bir ulaşım var ve veri birikiyor. Hı hı. Ve şu anda hayatımıza gelen yeni kavramlar var. İşte KVKK gibi kişisel verileri koruma kanunu. Bu sizde çalışan kişilerin verilerini korumakta bunun içerisinde, müşterilerinizin verisini de. Dolayısıyla bu herhangi bir şey, bir ticaret yapıyorsanız bir veri topluyorsunuz. Bu veriyi de bir şekilde işlemeniz, ya veri sorumlusu evet, oluyorsunuz ya veri işleyen. Bunu da bir şekilde doğru bir anlamda yapabiliyorsanız, kendiniz riskten korumak istiyorsanız da bir bilişim departmanınızın olması gerekiyor. Bu sektörden bağımsız. Dolayısıyla da bilişimle ilgili birilerine ihtiyacınız var, bilen. Evet. O yüzden yani tarımdan, de zaten ilanlar bu tekstile, tarım içinde, perakende içinde, satış hepsi içinde. Hepsi için geçerli. Hepsi içinde. Şimdi baktığınız zaman mesela bizde en çok yayınlanan ilk kez işe alım yapılan pozisyonları söyleyeceğim. 2018'de yapılmış, 2017'de böyle bir pozisyon yok. Proses ve metot uzmanı. Daha önce böyle bir uzmanlık yok. Yok. Büyük veri mimarı. Büyük veri mimarı mesela. Büyük daha veri önceden, mimarı. Evet. İşte Big Data Architect deniyor. Evet. IT satın alma uzmanı. Bu sene yok tekledi. Bakın IT satın alma uzmanı mesela çok enteresan. Klasik bir satın almacı IT satın alması yapamaz. Çünkü IT satın alma klasik işte ben şirkete mobilya aldığımdan farklı bir şey. Çünkü software ile ilgili biliyor olmanız lazım. Hı hı. Ve çünkü şirketlerin önüne sürekli şimdi yurt içi ve yurt dışından farklı bu konuda şeyler geliyor. Teklifler hı hı, geliyor. Sizin onu doğru süzgeçten geçirmeniz lazım. Eğer geçiremezseniz yanlış ürün için çok para verebilirsiniz ya da tam tersi. Evet. Dolayısıyla, ya da alırsınız 3 ay sonra eskidir. Evet, tekrar ürün işte update edilmesi gerekir denir. Sonuçta siz bakarsınız en büyük şey gider kaleminiz IT olmuş. O yüzden de IT satın alma uzmanı mesela daha fazla göreceğimiz bir pozisyon. Yani şunun için söylüyorum, bilişim dediğimizde sadece ben oturup kodlama mı yapacağım diye düşünülmesin. IT eğer anlıyorsanız ama kodlama yapmak istemiyorsanız satın alma uzmanı da olabilirsiniz. Tabii, yani bildiğiniz için bunu daha iyi yaparsınız. Dijital PR hoca. Dijital PR aynı şekilde. Bambaşka bir alan haline bakın, geldi. Müthiş bir uzmanlık siber istiyor. Siber güvenlik örneğin. Hı hı. Siber güvenlik yine veriyle ilgili, yine KVKK'yı da ilgilendiren bir tarafı. Siz verinizi doğru bir şekilde güvenliğini sağlayabiliyor musunuz? Tutabiliyor musunuz? Herhangi bir risk taşıyor musunuz? Bu da mesela şirketlerin en çok aradığı. ARGE dokümantasyon sorumlusu. Bunlar daha önce hiç olmayan Kariyer.net'te 2018'de ilk defa bizim ilan olarak
gördüğümüz pozisyonlar. O yüzden hani yine sorunuza gelirsek, hani Türkiye'de çok büyük ihtiyaç var. Bunu hakikaten bir yabancı dil gibi düşünmek lazım. Ve de işte Amerika'da bahsetmiştim program öncesinde Maryland Üniversitesi'nde bir dil olarak kabul edilmiş. Nasıl siz işte seçmeli ders alırken Almanca mı, Çince mi vesaire kodlamayı da kabul ediyorlar eğer seçerseniz. Bu Türkiye'de de böyle olarak algılanmalı. Eskiden bizim için İngilizce öğrenmek çok gerekliydi. Ama şu anda İngilizceden öte kodlamayı bilmek çok daha önemli. Çünkü kodlamayı biliyorsanız, İngilizce bilmeseniz de yurt içi veyahut da yurt dışında herhangi bir firmada çalışabilirsiniz. Çünkü bu bir nevi dil gibi. Hani yeni bir dil ortaya çıkıyor. İletişim çıktı, aracı. Bunu dil gibi kabul etmek lazım. Ve şöyle bir enteresanlık var. Hani biz yine kendi zamanımızda İngilizce öğrenirken dünyada İngilizce bilmeyen sayısı diye bir şey yoktu. Ama bilişim öyle bir şey ki yurt içi ve yurt dışında kesinlikle şeyin ihtiyacın çok yüksek olduğu bir alandan bahsediyoruz. Ve aynı anda yani, ve dil üniversal. Öyle bir fırsat var ki sevgili arkadaşlar, özellikle bu yıl üniversiteye girecekler için. Tabii. Yani şu anda mesela hani dünyada çok bizden ileri biz çok geri, öyle bir durum yok. Neredeyse yakınız ve çok iyi yazılımcılar var, Türk yazılımcılar. Dünyada kapış gidiyorlar. Yani sizin için bir fırsat bu sektör. Tüm dünyada kariyer yapabilmeniz için. Doğru. Yani çok farklı alanları olan da bir şey. Bakın bir şey daha söyleyeceğim. 2019 ilk 6 ayda ilk kez işe yapılan bilişim pozisyonları. SAP ABAP uzmanı diye bir SAP aslında yazılım diliyle ilgili uzman. Evet. Oyun geliştirici. Oyun uzmanı. Şimdi mesela bu oyun dünyada en büyük, çok büyüyen sektörlerden ve Türkiye'deki yakında satın almaları gerçekleşti. İsmini vermeyeyim. Birçok çok iyi oyun firması var. Ama bu hem yurt içi hem yurt dışında. Mobil oyunlar özellikle. Dolayısıyla da bu da ama işte şeyle tabii ki teyit. Yani bilişim bilmek gerekiyor oturup da bir oyun uzmanı yani veyahut da oyun geliştirici olmanız için. Şimdi bilişim mesela diyelim ki bir köklü bir üniversiteye girdiğiniz zaman bir sürü bölüm oluyor. Hani bir fikriniz var. Bu fikri yazan insanlara ihtiyaç var. Bu fikri görsel olarak görünür hale getirecek insanlara ihtiyaç var. Bu fikri insanlara yayacak pazarlamacılara, reklamcılara ihtiyaç var. Yani bir kolektif çalışmayı üniversitede mutlaka deneyin. Yani projelerle mutlaka deneyin sevgili arkadaşlar. Geleceğin dünyası takım oyunu. Tek başınıza da bir anlamınız yok. Yani çok iyi yazılımcısındır. Hani böyle kırmızı halılar yayılmaya devam etmeyecek. Ekip olarak iyi değilsen yine dezavantajlı olacaksın. Takım o içinde yer almayı öğrenmemiz gerekiyor hepimiz. Bir de galiba şuna bakması lazım arkadaşlarımızın üniversite ve program seçerken. Artık eskiden büyük firmalar üniversite mezunlarını alıp işte sevgili dostumuzun ifade ettiği gibi alıp onları kendi ihtiyaçları doğrultusunda donatıp piyasaya salıyorlardı. İşte bu konuda en hızlı olan ilaç sektörü mesela. Evet. Diğer alanlarda da üniversite mezunlarını alıp önce kendileri yetiştirip ondan sonra kullanmaya başladılar. Şimdi çok enteresan bir gelişme var. Birçok vakıf üniversitesi buna açık da bazı sektörlerle işbirliği yaparak kardeşim senin nasıl elemana ihtiyacın varsa o elemana ihtiyaçlarını giderecek bir program söyle bana. Ben bu programı açayım. Senin elemanların da gelsin. Burada çocuğa o sertifikayı verelim. Evet. Doğru yaklaşım da bu yani ama. Yani sektörle işbirliği içinde olan vakıf üniversitelerinde arkadaşlarımızın dikkatlerini almaları gerekiyor. Hocam bir şey soracağım burada. Şimdi burslarla ilgili çok soru var. Bursları mesela vakıf üniversitesi seçecek arkadaşlarım iki soru soruyorlar. Bir, vakıf üniversitesi mezunlarına ön yargı var mı? Belki bunu size de sorabilirim. İki, vakıf üniversitesine bursla girdim. Bursumu keserler mi bir yıl sonra? Çok fazla soruluyor ikisi. Şimdi kılavuzda ilan edilmiş olan ve literatürde kendi jargonlarında ÖSYM bursu denilen bir burs var. Hı hı. Bu bursun kesilme ihtimali yok. Burs kesilmez. Öğrenim süresiyle bağlantılı olarak arkadaşlarımıza bu burs veriliyor. Bunun dışında vakıf üniversitelerinin öğrenciyi başarıyı teşvik etmek için ayrıca ekstra verdiği burslar var. Hı hı. İşte ortalaması şu olursa şunu veriyor, şu olursa bunu veriyor. Yurt dışına gönderme imkanları yaratıyor. Dolayısıyla arkadaşlarımızın bu bursları, hani o bakınızlar var ya. Evet, açıklamalar bölümü. Evet, hı hı. Onları mutlaka üniversite seçerken, program seçerken onları da bir zahmet kılavuzu çevirip onlara da bir baksınlar. Evet. Yani karar verirken bunlar
önemli olabilir arkadaşlarımız için. ÖSYM bursları girdikten sonra öyle hemen kesilmiyor, onu bilin. Ama mesela Ticaret Odası Üniversitesi mesela bize geliyor Karatay. Üyeleri başarı bursu veriyor. Şimdi evet. Başarısız olduğunda kesiyor tabii onu. TÜBİTAK bursları var. Evet. Ayrıca şeyin bursları var. Milletin ama okula yerleşirken var. Bakın ama ona mutlaka. Hani özel koşullarda yer alan burslar öyle hemen kesilmiyor. YÖK'ün başarı bursları var mesela. Bazı temel bilimlerde tercih yapılırsa YÖK'ün bursları var. Bunlara bakması lazım arkadaşlarımızın. Bakıyorlar hocam ya. Bu nesil çok hızlı. Her şeye bakıyor. Her şeyi öğreniyor. Gelen sorular artık böyle bir uzmanlık istiyor bize. Biz çalışıyoruz onların hepsine. Fatih Bey şimdi bizim gençlerimizde şu anda sürekli bir KPSS ve devlete yerleşme konusunda bize sorular var. Biz onlara diyoruz ki aman devlet 3,5 milyon işi var. O kadar da herkesi de doyurmuyor. Hı hı. Yani biraz daha geniş bakın diyoruz. Girişimciliği de teşvik ediyoruz. Şimdi siz tabii bu kadar büyük veriyi yönetiyorsunuz. Genç özgeçmiş çok mu bu verilerin için? Önce onu merak ediyorum. Bir de girişimcilikle ilgili mesela siz nasıl bakıyorsunuz olaya? Türk genci girişimci mi değil mi? Şimdi açıkçası şunu söyleyebiliriz. Hani girişimcilik çok üniversitelerde öğretilen bir konu değil. Hı hı. Bu zaman zaman gündeme de gelen bir şey aslında. Üniversitelerin daha çok profesyonel ya da bir nebze de akademisyen yetiştirdiği ile ilgili. Açıkçası birçok girişimciyle de konuştuğunuzda söyleyeceği yani üniversite eğitiminin çok fazla payı olmadığıdır. Ya da bu konuda çok fazla. Yani çünkü girişimcilik öyle bir şey ki. Hani çıktığınız zaman bir işletme kurdunuz, tam oraya kadar geldiniz. Ondan sonra işte onun muhasebesinin tutulması, işte faturalarıdır. Tabii paradan anlamak lazım. Birçok aslında günlük yaşamda yaşayacağınız risklerin çok fazla, hatta çok az bir şekilde konuşulduğu üniversite hayatınız boyunca böyle bir durum söz konusu. Bunu üniversiteler, hani Boğaziçi Üniversitesi'nden de biliyorum, nasıl aşmaya çalışıyorlar? Özellikle girişimcileri belirli derslerde, özellikle 4. sınıfta, seçmeli derslere onları davet ederek onların tecrübelerinden işte faydalanmalarını sağlayarak öğrencilerin. Evet. Mezunları da dahil ediyorlar. Mesela siz Hürmet Başkan Yardımcısınız. Evet. Hani Boğaziçi mezunları da değil mi? Hani öğrencilerle bir araya gelmesi. Özellikle kendi mezunlar dernekleri çok önemli. Çok kesinlikle. Yani biz de Hürmet olarak buna katkıda bulunuyoruz. Hem bazı öğrencilerimize işte mentor tayin ediyoruz. İşte mentor-mentee ilişkisi de çok önemli. Özellikle İşte kariyerinde yeni iş hayatına atılmış bir gencin daha işte 10 yıl, 15 yılı devirmiş bir ve kendi aynı üniversiteden mezun bir Boğaziçi'liyle bir araya getirerek onların bir şekilde hani tecrübeden faydalanarak aynı hani muz kabuğuna basıp da düşmesin diye tabiri caizse mentörlük programını hayatta geçiriyoruz ve çok değerli bir program. Hani girişimcilik biraz daha aslında hani herkes girişimci olabilir. Örneklere bakıldığı zaman yani girişimciliğin herhangi bir kitabı, bir işte insan olarak şu özelliklerdeki insanlar daha iyi girişimci olur diye bir şey yok. Ama biraz daha gençlerin özellikle o konuda daha fazla teşvik edilmesi gerekiyor. Bu çok yok. Evet. Celil Hocam da söylüyor. Yani teşvik bir başka bir şey. Yani biraz yüreklendirilmesi. Evet. Onun da işte yani ben işte işletme mezunuyum. Hani o 4 senelik zaman zarfında belki 1. sınıftan itibaren bunun da müfredatının içerisinde olması, bununla ilgili de daha fazla konuşulmasının sağlanması ben önemli olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde hani Türk insanının açıkçası en çok hani başarılı olan yurt dışında hani her zaman söylenir Türk yöneticiler çünkü hani krizlerle kriz ortamında bir şekilde başarıyı sağlayabilme konusunda biz gerçekten çok ustayız. Aslında bir avantajımız var. Genetik bir avantaj var. Dolayısıyla hani bu girişimcilik için de aynı şey geçerli. Evet. Sonuçta daha fazla hani dalgayı göğüslemeniz gerekiyor. Bu da biraz şey de gerektiriyor yani kişilik olarak hem tutkunuzun olması gerekiyor hem de işte belirsiz ortamlarda başarılı olabilmeniz gerekiyor. Bunlar özellikle hani Türk gençlerinde çok kuvvetli olduğunu düşündüğüm yetkinlikler. O yüzden de sadece önemli olan biraz daha hani bir ittirmek, galiba. Denize itmek bir hani ve o konuda yüreklendirmek önemli lazım. Olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve çok çalışmak lazım sevgili arkadaşlar. Çalışmayan iş yok artık. Geleceğin dünyasında gerçekten sürekli öğreneceğiz. Sürekli çalışacağız. Yoksa işsizlik hepimizin kaderi haline gelecek ve sürekli üreteceğiz. Şimdi 25 milyon veriye sahip bir platform bize diyor ki 2018'den beri hiç duymadığımız yeni pozisyonlar çıkıyor ve bunlar gittikçe de artıyor. Hı-hı. Bence bundan daha iyi bir ispat olamaz. Hani kod öğrenin deyince bana kızanlar var. Sosyoloji okuyacağım ne alakası var kodla diyorlar da her alanın kodla alakası var.
Tabii. Hocam şimdi bu yeni açılan YÖK'te bu sene bu konuştuklarımızı göz önünde bulundurup yeni bölümler açtı. Bunları nereye yazacak arkadaşlarım? Sıralarken. Evet. Şimdi tercihlerde tabii ki başarı sırası belirleyici. Arkadaşlarımızın başarı sırasıyla bir önceki yıl oraya en son giren öğrencinin başarı sırasını karşılaştırması birinci aşamada yapılması gereken evet, şey. Evet, tercihlerimizi ama, başarı sıramıza evet, göre yapıyoruz. Yeni açılan bir bölüm. Aslında işin doğrusunu söylemek gerekirse ÖSYM adayların bırakmış olduğu tercihleri değerlendirirken en başa yazdığın, en çok istediğini varsayarak değerlendiriyor. Dolayısıyla sizin puanı şudur budur, başarı sırası şudur budur demeden en çok istediğiniz program hangisiyse onu başa yazmanıza bir sakınca yok. Tamam. Yani örneğin yeni açılan programlardan bir tanesini çok istiyorum, en başa yazabilir miyim? Tabii ki yazabilirsiniz. Tabii. Bunun başarı sırasının ne olduğu önemli değil. Dedim ya, değerlendirmeye alırken önce en başa yazdığınız programı en çok istediğinizi varsayarak oradan başlıyor işe. Tamam. Olmadı ikinciye bakıyor, olmadı üçüncüye bakıyor, olmadı dördüncüye bakıyor. Ama birinci program sizin çok istediğiniz program ola ki çok düşük puanlı bir yer olabilir. Ama siz orayı çok istiyorsunuz. Tamam, orayı yerleştiriyor sizi. İşte o zaman bunları, en çok istediğimiz evet, yeri yazacağız. Evet, tabii ki yani. Tabii yani ki. Altındakini ya da üstündekini girdiğimizde orada aklımız kalmayacak. Evet, kesinlikle yani o değerlendirme sıralamayı yapmak lazım. Yani ben hangisine girersem en çok mutlu olurum. Tamam. Ona göre en çok istediğimiz, yani isteğimize lazım, göre sıralayacağız. Son 1,5 dakika. Şimdi sizin çok güzel bir çalışmanız var. Kariyer.net'te pozisyon. Siz hep soruyorsunuz ya, şuradan mezun olsam ne kadar maaşla başlarım diye. Onlar yapmış, ellerinde doneler var. Mesela avukat Türkiye'de işte çok sayıda veriyi değerlendirmişler. Ortalama şu kadar maaş alıyor. İlk 5'teki üniversite şu, tercih edilenlerde gibi bir takım çalışmalar yapmış. Onu mutlaka bakın, merak ettiğiniz şeyleri anlatın. Şimdi hangi meslek konusunda biz uzun yıllardır çalışıyoruz? Arkadaşlarım aslında biraz bunu öğrendiler ama sizin de özel çalışmalarınız var galiba. Kariyer planlamaları ile ilgili rehberlik şöyle yapıyorsunuz. Şöyle birden fazla şey yapıyoruz aslında bu konuda. Bloglarımız var, kariyer rehberi diye. Özellikle hani tavsiye ederim, Kariyer.net platformunun içerisinde bu blogdan takip edebilirler. Biz de Off the Record adını verdiğimiz yayınlar yapıyoruz aslında. Bir nevi program. Kendi platformumuz üzerinden yayınlıyoruz ve her seferinde de farklı bir sektörden oranın işte insan kaynakları direktörlerini davet ediyoruz. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat süren bir program. Canlı olarak yayınlıyoruz ve program sırasında da soru yöneltebiliyorlar. O çok mesela bazen ilaç sektörü oluyor, işte otomotiv oluyor, perakende aslında oluyor. Aslında bu tercihlerini daha çok yapsanız. Çok iyi olur gençler doğru için. Doğru. Yapıyoruz. 15 tane yayın yaptık. Bayağı 500 bin kişiden fazla izlenmeye ulaştı. Kendi İK direktörümüz hedefindeki kariyere ulaşmanın 20 püf noktası diye seriler yapıyor ve her hafta yapılıyor. Takip ederlerse bunun duyurusunu biz sürekli yapıyoruz. Kariyer tüyoları seminerleri yapıyoruz. Aynı şekilde hani en çok sorulan mülakatta ne sorulur, işte şeyde CV'me ne yazayım, ne yazmak gerekir gibi sorular. Dolayısıyla bizim aslında platformumuzu takip ederlerse ve özellikle tabii CV'lerini bırakmalarını tavsiye ederim. Hali hazırda üniversitelerse birinci sınıfta olabilirler. Önemli değil. Sadece takip etsinler. Bu çünkü dördüncü seneye kadar yavaş yavaş insanın zihni hani evet, biraz daha açıklığa kavuşuyor. Daha fazla bilgiyi almayı son böyle 3 aya bırakmamaları gerekiyor iş evet, arama sürecini. Kendini hazırlamak gerekiyor. Stajlar da o yüzden önemli. Yani bir ne yapmak istediğiniz ve de ne yapmak istemediğinizi görmeniz açısından stajların evet, kritik olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani takipte kalırlarsa gerçekten bizim sosyal medya hesaplarımız da var. Orada da birçok kez bu bütün bahsettiğim aslında programların şeylerini yapıyoruz. Evet. İşte Instagram üzerinden takip ederlerse orada bizim bütün bu yeniliklerimizin duyuruları yapılıyor. Böylece hani daha güncel sevgili kalırlar. Sevgili arkadaşlar, aslında yani internet o kadar harika bir mecra ki her bilgiye ulaşıyorsunuz. Ciddi veri ya sahip kurumların paylaştığı şeyler de çok kıymetli. Evet. Yani gerçeğe dayalı sonuç elde edebiliyorsunuz. O yüzden mutlaka takip edin diyorum kariyer planlarken, yolculuğunuzu planlarken. Süre bitti ne yazık ki. Hani bir saat daha konuşsak konuşuruz. Konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biz verilerinizi isteriz arada paylaşmak için ekranda. Çok her teşekkür zaman ediyorum. Her zaman. Celil Hocam, görüşmek üzere. Görüşmek sorular üzere duruyor. Sevgili arkadaşlar, yarın aynı saatte bu ekranda olacağız. Sayın Profesör Doktor Türker Kılıç gelecek. Nasıl kendimizi tanıyacağız sorusunu soracağız ona. Yarın aynı saatte sizi bekliyorum. Hocam 3 alanda biliyorsunuz doktora sahibi müthiş bir insan. Müthiş birisidir, evet, evet. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.